O video sebebiyle bana öyle bir saldırı oldu ki. Türkiye çok güzel, Almanya bitmiş diyenlerden değilsin sen. Yok abi, Almanya Türkiye bitmiş. Araba senin mi abi? Benim abi. Vay, helal olsun. 2 senede bak ne yapmış adam. Mercedes almış. Ben de artık umursamıyorum. Hiçbir şey umursamıyorum abi. Hiçbir konuda ben yorum yapmıyorum. Burası da Almanya'nın en belalı yerlerinden birisi. Dediler, ilk onda. İlk ona giriyormuş. Bu Heidelberg gerçekten anlatıldığı kadar varmış ya. Mantığı Rus yemeği biliyorlar. Cacığı mesela Yunan biliyorlar. Türk yemeği deyince akınların sadece şeyi geliyor. Dönerle lahmacun. Abi ciddi misin? Şurada yani hosta. Kaldığım en pahalı hostel olacak bu abi. Merhabalar arkadaşlar. Şu anda Aytaç'la beraberiz. Merhaba. Aytaç Almanya'da yaşıyor. Strasbourg sınırının tam karşısında. Offenburg'da yaşıyor. Ve buraya geldi, bir çay kahve içelim, beraber sohbet edelim dedi. Ve birlikte hemen planlar yaptık. Bir yolculuk planımız var. Şu anda Strasbourg'un meydanındayız. Bu arada Aytaç Adanalı. Yani abi. Neresi Ticket. Şuraya herhalde okutuyorsun. 8 euro. Bende bozuk var abi. Ya YouTube'dan nasıl para vereceğiz? Kaç senedir Almanya'dasın? Abi tam 2 sene oldu Almanya'ya gireli. Memnun musun? Memnunum abi, on numara. Vallahi. Hepiniz gelin. Hepiniz gelin. Çok basit gelmek değil mi? Almanya cennet. Almanya cennet. Hani Türkiye çok güzel, Almanya bitmiş diyenlerden değilsin sen. Yok abi, Almanya Türkiye bitmiş. Bak, elektrikli arabaları buralarda şarj ediyorlar. Şu anda biz Fransa'dayız. Ama yani şöyle düşünün, Edirne'den hemen karşıya geçmişsiniz gibi düşünün. Yani Meriç Nehri'nin hemen karşısı gibi. Burada bir nehir var. Evet, nehir var burada. Edirne Dede Ağaç gibi yani. Nehir Almanya ile Fransa'yı ayırıyor. Almanya'nın Offenburg kenti ile Fransa'nın Strasbourg kenti hemen yan yana. Sadece nehir var arada. Araba senin mi abi? Vay, helal olsun. 2 senede bak ne yapmış adam. Mercedes almış. Abi Mercedes'e bak ya. Fıstık gibi. Ne yapayım? Evet, Türkiye'den izleyen bekar kızlar varsa. Arkadaşım bekar. Şimdi benim hostele doğru gidiyoruz. Ben burada tam nehrin karşısındaki hostelde kalıyorum. Ve benim kaldığım yerde nehrin tam karşısı Almanya'nın en belalı yerlerinden biriymiş. Onu bilmiyordum. Kel. Sen söyledin. Topuğuna girer diyorlar Almanya'da. Hadi ya. Öyle belalı diyorlar, bilmiyorum. Yani Frankfurt kadar belalı mıdır? Belalıdır. Çünkü ben Frankfurt'ta bayağı bir... Ben gördüm abi. Belalı tipler gördüm ya. Ama ben Milano'da daha belalı tipler gördüm. İtalya daha kötü diyorlar, aynen. Ya İtalya'da var ya, adamın kafasında şişe patlattılar. Hiçbir şey de olmadı ha. Polis bir iki saat sonra geldi. Şöyle bir dolandı etrafta. O şişe patlatan adam da oraya sandalye çekti, oturdu. Ben hiç kavga görmedim daha Almanya'da. Ya benim arkadaş da bana dedi ki, Frankfurt'ta dedi her şeyi yaparlar, kavga edemezler dedi. Bilmiyorum, ben hiç kavga çünkü dedi kavga ederlerse bunları sınır dışı ederler dedi. Ve sınır dışı etme olayını polis dedi merasime dönüştürüyormuş. Böyle çok yavaş, aheste aheste yapıyormuş. Eline işte böyle dakikalarca kelepçeyi takıyormuş, bekletiyormuş falan. Ki yani herkes görsün de kimse reklam. Bir daha yapmasın diye reklam. Yani bakın, biz bu adamı sınır dışı ediyoruz. Siz de dövüşürseniz sizin de sonunuz böyle olur diye. Mesela kaza maza oluyor. Çekip kenara bekliyor. Hiç kavga etmiyor. Biz de birinin arabasına vuracağım. Almanya'da öyle ama İtalya biraz daha hardcore kardeşim. İtalya'da dövüşme bir hepsi var. Türkiye'ye gittikleri zaman 100 euro bozdurup ellerine böyle bir deste para geçiyor. Ama Türkiye çok pahalı. Harca harca bitmez. Evet, buradakiler hep ondan şikayetçi. Türkiye çok pahalı. Yani ben yeni geldim. Ha. Hem buraya yeni taşındım, hem tatilden yeni geldim. Nereye gidersen git abi, 600-700 lira. Restoran mı? Restoran, kafe, bar. Yani cüzdandan bir deste böyle yüzlükleri çıkarıyorsun yani. Çıkartın hesap gibi öderken. Hı. Abi ben en son Türkiye'deyken bir hesap öderken yüzlük müzlük hiç çıkarmıyorduk ya. 2018 yılında. Burada şimdi alışmışım abi, 3 euro 5 euro falan diye. Hı-hı. Oraya gidince 800 lira 700 lira falan değişik geliyor. Çok büyük geliyor değil mi? Bak şimdi mesela ne içtik biz? 4 tane çek içtik.
Kaç? 12 euro mu öyle bir şey mi? 15 euro mu ne? Yani Almanya'da yaşayan birisine hiç dokunmayacak bir şey. Aynen. Böyle olması gerek abi zaten 13-15 bu civarlar. Evet, eskiden böyle yaşıyorduk biz de Türkiye'de. Ha, 12 euro ya. 3-6-12 euro aynen. Eskiden biz de bir kafeye gittiğimiz zaman işte 10 lira, 12 lira hesap ödüyorduk. Burada bir tane outlet vardı büyük. 4-5 katlı falan. Oraya hep alışverişe giriyorlar. Almanya'da mı? Hı hı. Niye, Fransa daha mı ucuz? Daha ucuzmuş abi. Daha backpack bir yolu tane daha. Bizden mi? Aa, backpack. Yok, bence o homeless. Bizim hostelde benim odada kalan birisi Hollanda'dan buraya kadar yürüyerek gelmiş. Bir yürüme yolu varmış da oradan böyle başlamış yürümeye, yürüye yürüye buraya gelmiş. Vallahi. Bugün de otobüse binip Hollanda'ya geri döndü. Biz de yürüyerek gitsek mi? Lüksemburg'a. Yarın ama zamanımız yok. Biz şimdi Lüksemburg'a bu arabayla mı gideceğiz? Bu arabayla gideceğiz yani. Vay be. Kardeşim ya. Bana gereksiz ama abi. Türkiye'de görmediğim için ondan aldım. Yoksa burada yaşayan biri falan almaz yani. Burası için normal değil mi ya? Burası için pahalı bir araba. Bana arkadaşlar hep şey dedi. Hadi ya. Niye Mercedes alıyorsun falan diye. Yani çok pahalı falan. Aldığın zaman fiyatı düşecek. Ben Türkiye'de görmedim. Ben hiç dedim araba olmadı böyle lüks araba. Ama çok kaliteli araba. Bir kerelik alayım dedim. Aldım. 22 bin euro. Yo, 22 bin euro normal değil mi ya? İşte bana normal, bana ucuz geliyor. 22 bin birim diye düşünüyoruz ya biz. Yani çok aşırı ucuz geliyor. Alman arkadaşım var falan. Hiç gerek yok diyor. Neye gittim pahalı bir şey aldım diyor. Burada hep milletten şey duyuyorum. Böyle 1000 euroya, 2000 euroya araba alıyorlar. Ben de işte şey almıştım. 2500 liraya almıştım bir tane Mercedes. Onunla falan Türkiye'ye gittim ben. 6 hafta kaldım, tatil yaptım. Geldim geri sattım. Onu da 2,5'a geri verdim. Hani normal o zaten. Yani ben de Amerika'da araba fiyatlarını böyle 22 bin, 23 bin, 25 bin falan o civarlarda hatırlıyorum. Sıfır en ucuz arabaları böyle işte, hı hı. Honda, Toyota, onun modelleri, Mazda'nın modelleri falan hep böyle o fiyatlaraydı. Ama Mercedes'i 20 küsur bine bilmiyorum, çok zor ya Amerika'da. İthal bir araba çünkü. İthal değildir. Burada da Amerika arabaları biraz pahalı oluyor, sigortası farklı oluyormuş. Onların da mesela motoru büyük olduğu için herhalde. Burada bir de Tesla da üretiliyor. Tesla'yı ne üretiyor? Berlin'de Tesla'nın fabrikası var. Amerikan malı ama Almanya'da üretiliyor. İskoç mu bunlar? Bilmiyorum ki abi. Harika ya. Yolda giderken nelere denk geliyoruz böyle. Benim Oste'ye yaklaşıyoruz bu arada. Sağ ol kardeşim, getirdin o kadar. Rica ederim. Your destination is on the right. İşte hostelimiz ve hostelin resepsiyonisti şu kadın. Hi friends. Çok büyük bir deprem yaşandı Türkiye'de. Depremde yapılabilecek ama yapılmayan şeyleri anlattığım bir video çekmiştim. Öyle bir saldırıya uğradım. Öyle bir saldırıya uğradım ki daha fazla insan ölmesin, bir daha deprem olursa bu ihmaller olmasın diye yaptığım bir videoydu. Ne şiş yansın ne kebap diyenlerden olmadım. Tribünlere oynamadım ve açık açık dedim ki bunları yapsaydık bu kadar insan ölmemiş olurdu dedim. Şu anda o videoya yayında değil. Çünkü o video sebebiyle bana öyle bir saldırı oldu ki, yani hayatımda ben böyle bir şey görmedim ya. Instagram hesabım kapatıldı. İtiraz ettim, defalarca itiraz ettim. Daha sonra Instagram hesabım tamamen kapatıldı kalıcı olarak. Facebook'ta 26 bin takipçili bir sayfam vardı ve oradan akmasada geliyordu bir şeyler. Yani videolardan para kazanıyordum. YouTube'dan benim ana gelirim. Ama Facebook'tan da yan gelir olarak ayda 50 dolar, 60 dolar bir şeyler geliyordu. Orası kapandıktan sonra zaten benim için işler iyice zorlaşmaya başladı. Bu arada Instagram'dan buluşacağım insanlarla buluşamamaya başladım. Çünkü herkesin kontağını, iletişimini kaybettim. Ve birçok insan benim onları engellediğimi düşünmüş. Aylarca böyle yakın arkadaşlarımdan tut, takipçilerim hep böyle sen bizi engelledin sanıyorduk falan diyorlar. Ve en son da YouTube hedeflerindeydi. Şöyle söyleyeyim, bir ay öncesinde 1.6 milyon olan aylık izlenme oranı 225 bine düştü daha sonraki ayda. Ve ben bu 225 bini daha sonra 300 bine çıkardım.
350 bine çıkardım. Ama nasıl biliyor musun? Böyle tırnaklarımla, dişlerimle böyle tırmalaya tırmalaya zar zor. Günde bir video paylaşıyorum. İki günde bir, günde bir. İki günde bir, günde bir. Böyle ayda 20 tane video paylaşıyorum. Ayda 20 video ne demek biliyor musun? Videolara hiç özenmesen tamam, sorun değil. Çekimini yaparsın, paylaşırsın. Ama videolara ben minimum 8 saat ayırıyorum. Her bir videoya minimum 8 saat. Bu 8 saat de benim için yeterli olmuyor. Sonuçta içine girdiğim girdaptan çıkmaya çalıştığım için öncekinden çok daha güzel videolar yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla ne yapıyordum? 2 gün uğraşıyordum mesela video için. 1,5 gün uğraşıyordum. Öyle çok uğraşıyordum ki öyle güzel videolar ortaya çıkardım ki kendi kendime böyle hayret ediyordum. Diyordum ne kadar güzel video yaptım. Bu videoyu izlemeye doyamıyorum diyordum. Ama YouTube algoritması onu kimselere göstermiyordu. Mesela Filipinler nasıl keşfedildi videosu. Hayatımda yaptığım en zor ve en güzel, en akıcı, en güzel videolardan bir tanesi. Ama benim yaptığım en güzel videom Her Şey Burada Başladı isimli Alaska videosu. Alaska'da çalıştığım 1,5-2 aylık dönemi özetleyen çok güzel kısacık bir video yaptım. Yani hala da şimdi önümde açık olsa yani oturur izlerim sonuna kadar. YouTube onu insanlara izletmedi. Hatta videonun altında birçok insan ya bu video niye izlenmemiş, hayret çok güzel bir videoydu falan diye yazdılar. Ama işte YouTube beni cezalandırdı. Sonuçta çok fazla şikayet geldi profilimin kapatılması için. Ben burada resmen geleceğimi, kendi kazancımı feda ettim. Bir şeyleri değiştirebilirim umuduyla emeklerimi feda ettim. Dişimle tırnağımla o Facebook'u ben nasıl kurdum, nasıl oluşturdum, oraya 26 bin kişiye nasıl getirdim var ya. Hawaii'de mesela çalıştığım çiftlikten çıkıp bir saat yol yürürdüm. Bir tane kafe vardı. Otururdum oraya. Orada bir çay kahve bir şeyler içerdim. Sırf işte internetini kullanabileyim diye. Facebook'a video yüklemek için giderdim oraya. Ve kafe kapanırdı. Ben elimde bilgisayarla kafenin duvarına dayanırdım. Dışarıda internet sinyalini alarak videonun bitmesini beklerdim. Orada böyle evsizler gibi otururdum yani. Öyle öyle getirdiğim Facebook sayfası 26 bine gelmişti. Çat diye gitti, kapandı. Dolayısıyla ben artık o ne şiş yansın ne kebap diyen %99'luk tayfanın içine girdim. Ben de artık umursamıyorum. Hiçbir şey umursamıyorum abi. Hiçbir konuda ben yorum yapmıyorum. Bazen mesela yorumlara yazıyorlar işte, abi şu konuda ne düşünüyorsun? Bir şey düşünmüyorum. Arkadaşlar bugün Aytaç'la beraber Lüksemburg'a gitmeye karar verdik. Aytaç gelmiş. Ben de hostelden check-out yaptım şimdi. Kardeşim. Günaydın. Günaydın, nasılsın? Ya sen nasılsın? Sağ ol. Şuradan geçeceğiz. Şimdi burası köprü şey olmuş, yol bakımında. Kamyonlar buradan geçmesin diye böyle şey yapmışlar. İyice daraltmışlar burayı. Araba buradan geçiyorsa köprüden de geçersin diye. Şu köprüden geçince Almanya'ya mı gidiyoruz? Aynen abi. Çok yakınmış ya. Ben giderdim yürüyerek. Yürüyerek de geçmişim, köprü var orada bir tane daha. Polis molis yok yani, pasaporta yok, kimse yok. Bakmıyor. Hiçbir şey yok. Sen demin geldin zaten buradan. Az önce geldim. Dün, geçen gün de geldim. Bak senin sosyal o tarafta, şu tarafında bir köprü var bak. Orada telleri gözüküyor. Evet, tepesi görünüyor. Oradan yürüyerek geçiyorlar. Aman abi dikkatli geç, çok dar ya burası. Alıştım artık. Sortie de camions diyor, kamyonların çıkışı. Aynen, sortie çıkışı demek. Burası da meşhur nehir. İşte bu yandaki yaya köprüsüymüş. Aynen. Soldaki de tren. Orası da tren köprüsü. Hı-hı. Burası da Almanya'nın en belalı yerlerinden birisi. Dediler, İlk 10'da. İlk 10'a giriyormuş. Kel burası. Aynen. Aslında böyle baktığın zaman gayet sanatsal, sakin. Mimarisi güzel falan. Ama içine gelince tehlikeli. Almanya'ya hoş bulduk. Bundesrepublik Deutschland. Polis arabaları, tel örgüler, gümrük, sınır. Demek ki eskiden böyle geçiriyordu ha. Şimdi ne alaka bu kadar polis hala burada duruyor? Burada şey var, karakol var o yüzden. Evet, Almanya'ya girdik. Sabah sabah ülke değiştirdim. Evet. Burası tam Almanya-Fransa sınırının yanında. Ve burada böyle ikinci el acayip acayip şeyler satıyorlar. Mesela şu ayakkabıların hepsi ikinci el. Büyük ayakkabılar falan hepsi. Ev eşyaları var. Halılar var.
Burada kameralar falan var. Burası Almanya'nın en belalı yerlerinden birisi, Köln. Burayı bu kadar belalı yapan neydi? Çok fazla göçmen yaşıyor dediler. Orduya sızalım mı abi? Orduya. Alman ordusunun en şey yok, askerde saç sakal tesoru zorunlu değil burada. Çok güzel sakallı askerler. Aa baksana, bir sürü CD'ler, DVD'ler falan. Oyun mu onlar değil? Yok, Deadpool mesela film var. Blind Date. Hep ikinci el aşağı. Kullanılmış. Hep kullanılmış. Sahibine az kullanılmış. Ya. İnsanlar bir de deniyorlar üstlerinde. Çok fazla Türkiye benzeyen insan mı var? Geyik boynuzu satıyorlar ya. Aynalar, çantalar. Şu ne ya, korku filmi gibi ha. Chucky'nin bebeği mi oluyordu, gelini mi oluyordu? Adamlar bisiklet lastiği bile satıyor. Ya bu pazar Afrika'da olsa anlarım da. Almanya'da gördüm ben. Fazla gelmem buraya. Almanya'da ama insanlar neden bu kadar ikinci el kullanılmış, böyle çok yıpranmış şeyleri satın alırlar ki? Mesela şu çantayı kim alır abi? Mahkeme, bu çanta 1950'lerden 60'lardan kalma, artık hiç kullanılmıyor. Abi metal mi diyor bu? Mesela şunlara baksana, telefon var şey çevirmeli. Bak, çevirmeli telefon var. Plaklar var. Bir sürü kadın ayakkabısı. Harika, eyvah. Çok iyi. Köpek yok abi. Boş yolda. Kedi köpek yok. Evet. Kedi var da köpek hiç yok. Evet, hepsi sahipli. Nasıl iyiymiş. Kablede vardı bunlar. Güzel. Aha, tazı. Onlar en hızlı koşan köpek diyebiliyorum. Bunlar yarışıyorlar mı? Evet, bunların yarışları var. Öne bir tane tavşan. Tavşanın oyuncağını koyuyorlar gerçekten. İşte bir köpek. Dünyanın en hızlı köpeği. Kemikleri sayılır, böyle dokunduğu zaman eline hep kemik eline. Köpeğin şeyi çok iyi değil mi? Aerodinamiği. Çita'ya benziyor birazcık değil mi? Çita'ya. Abi burası daha çok Müslümanlara hitap ediyor. Bir sürü Müslüman var. İkinci el bebek kıyafetleri. Tablo, bak şu tablo güzelmiş. Kim olduğunu bilmiyorum da bayağı güzel bir tabloya benziyor. Titanik. Evet, pazar gezisi bu kadardı. Şimdi yola devam ediyoruz Lüksemburg'a doğru. Şu anda Heidelberg'e yaklaşıyoruz. Almanya'ya. Motosikletçiler çıktı. Kamyon lastiği gibi ya, kocaman. Abi burada mesela Almanya'da bizim yemekleri seviyorlar mı? Seviyorlar ama bizim yemekleri bilmiyorlar. Mesela mantı Rus yemeği biliyorlar. Arkadaşım var Alman, soruyor. Mantı Rus yemeği söylüyor. Sarma dolma falan onları şey sanıyor. Yunan yemekleri, mezeleri. Cacığı mesela Yunan biliyorlar. Hadi ya. Türk yemeği deyince yakınlarının sadece şeyi geliyor. Dönerle lahmacun, bir de tatlı da baklava. O kadar. Sen İskender'i falan bilmiyorlar sorduğum zaman.
Ya biz iyi tanıtamamışız yemeklerimizi. Ya Yunanlar iyi tanıtmışlar ya biz tanıtamamışız. Çünkü çoğunu Yunan biliyorlar. O dolma sarma falan Türk yemeği değil mi ya? Ya konserveler geldiği zaman Yunan olarak daha çok geliyor, daha çok satılıyor. Dolma ades falan diyorlar. Ya bilmiyorum ama ya dolma herhalde, sarma. Sarma ades. Şimdi Heidelberg'e girdik. Ama daha henüz karşımıza o tarihi binalar çıkmadı. Bu tünellerden İsviçre'de çok vardı ya. Şeyde de çok var. Avusturya'nın İsviçre sınırına yakın taraflarında. Alplerde. Büyükten gittiğin zaman evet. Oraları ben çok sevmiştim ama çok pahalı gelmişti. Sonra İsviçre'yi görünce aslında o kadar da pahalı değilmiş dedim. Tüneli geçince bak herhalde. Tarihi Heidelberg çıktı karşımıza. Evet, yani saray var herhalde. Şimdi yine tünele mi giriyoruz? Tünel sonra. Adamın göbeğine bakar mısın? Gel. Bir o göbeği. Abi sen ne yaptın o kadar ya? Bol bol çalışman lazım. Pantolon iniyor. Çatal görünmüş. Bugün cumartesi ama çalışıyorlar. Bizim şu karşı taraflara gitmemiz lazım abi. Şeyin karşısına mı? Köprünün karşısına mı? Köprünün karşısı çok güzel bir duruyor. Tamam. Bu Heidelberg gerçekten anlatıldığı kadar varmış ya. Hep diyorlardı Almanya'nın en güzel yeri mutlaka git diye. Ben de zannediyordum ki şöyle bir şehir var. Ortasında bir merkez işte katedral falan. Birkaç tane tarihi ev. Bitti gitti. Öyle değilmiş. Bak şuradan nehir akıyor. Biz şimdi bu taraftayız. Orada komple böyle alabildiğini bu tarafa bakan nehir manzaralı doğanın içinde evler var. Ve o evlerin çoğu tarihi. İnsanlar bisiklete biniyorlar. Şimdi köprüden diğer tarafa geçeceğiz Heidelberg'in. Güzel tarafına geçeceğiz. Bak köprüde de heykel yapmayı unutmamışlar. Sanat severler. Altımızdan çok güzel bir nehir akıyor. Bakın şehrin en güzel yerleri buralar. Ama arsalar hep boş. Şuralara adamlar ev yapmamış hiç. Almanya'nın en güzel şehrini görüyorsunuz. Heidelberg. Evet, yürümek öpürüz. Şatolar çıkıyor. Oo, karşımızda dev gibi bir saray var. Çok düzenli bir şehir ya. Herkes böyle bisikletiyle geziyor. Şurada kenarda böyle emekli insanlar yürüyüşe çıkmışlar. Bebek arabasıyla gezenler var. Yanlarda çok güzel evler var. Mimari çok güzel. Nehir akıyor. Bu da Heidelberg'in modern kısmı. Kaç kilometre kaldı yolumuz? Hala Almanya'dayız değil mi? Almanya'dayız abi. 100 kilometre var. 100 kilometre, 1 saatimiz yolumuz var. Tuvalete böyle turnikeden giriyorsun. 1 euro. Şimdi giriyoruz abi. Bunu verdiğin zaman çıkarken markette alışveriş yaparsak 1 euro düşüyor. Evet, şu anda Almanya'dan çıkıyoruz. Tam şurada sınırı geçmiş oluyoruz. Lüksemburg yazısı çıktı. 1000 metre diyor. 1000 metre ileride Lüksemburg'a girmiş olacağım. Benim hayalimde böyle küçük bir şehir, sadece o şehirden oluşan bir ülkeydi ama gördüm ki buranın da Karadeniz dağlarından pek bir farkı yokmuş. Her gittiğimiz yer yemyeşil ormanlarla kaplıydı. Şimdi Lüksemburg'a giriyoruz. Aynı Almanya gibi, Fransa gibi her tarafı yemyeşil ormanlarla dolu bir yermiş. Tepeden bakınca Lüksemburg görünüyor zaten, küçük bir ülke. Yani geneli orman,
ve içinde Luxembourg City diye küçük bir şehir var ve Luxemburg'a girdik. Luxemburg yazısı. Abi benim 61. ülkem oldu. Benim de abi 16. ülkem. 16 mı? Aynen. 16 Bursa'nın plakası. Aynen. 61'e nesin? Trabzon. Trabzon. Aa doğru. Trabzon. Trabzon gibi yeşil. Trabzon plakası. Geçtiğimiz sınırların hiçbirinde dikkat ederseniz bir tane bile polis yok. Yani polis arabaları olsa bile polisler çıkıp da bize pasaport sormuyorlar. Çünkü Avrupa Birliği'nin tamamı böyle sınırsız. Sınırların hepsi kaldırılmış durumda. Yani bir Hırvatistan'dan veya Macaristan'dan girdiğiniz zaman Norveç'e kadar gidebilirsiniz. Luxemburg şehri böyle bir yermiş. Şehir merkezine yakın mıyız? Uzak olması lazım. 3 kilometre var ha? Şehir merkezi bayağı geliyor. Luxemburgluların oturduğu evler. Ha biz abi merkezin için tam içine gidiyoruz. Ha kalacağım hostel merkeze. Merkezin göbeğinde. Dil Fransızca bu arada. Tabelalarda hep Fransızca yazılar yazıyor. Plakalar L harfi. Luxemburg'un L'si. Almanya'da D plakaydı. Deutschland'ın D'si. Burada L'ye dönüştü. Bir de plakaların rengi nedense sarı. Mesela Belçika plakası beyaz. B yazıyor. Bir Luxemburg, Belçika plakası. Hollanda'nın iki sarı. Aha. Bütün evleri yolun kenarına yapmışlar. Tam yola sefer. Bak ev bittikten sonra orman başlıyor. Arkada bir tane daha ev yok yani. Küçük ülke ama yine de doğaya çok saygılı, çok yemyeşil bir ülke. Şimdi bir köprünün altından geçeceğiz ve tepemizden de tren geçiyor. Şu anda tren geçiyor. Bayağı şanslıyız. Surların altından geçiyoruz. Buraya çok yüksek bir köprü yapmışlar. Luxemburg'da ilk dakikalarım ve bu şehir acayip sessiz. Kuş sesinden başka bir ses duymuyorsunuz. Tepede şatolar var. Şuraya asansör yapmışlar tepeye çıkmak için. Şu anda Luxemburg şehrinin tam merkezi yerlerinde yürüyoruz. Ve böyle parklar, bahçeler, ormanlar, şelaleler, insanlar böyle yürüyüş yapıyor. Burada otursan ne kadar güzel olur değil mi? Güzel abi. Çok huzurlu bir yermiş. Böyle her gün mesela sabahları çıkıp buradan yürüyüş yaparsın. Ördeklere bakarsın. Yoruldun mu şöyle banklarda oturursun. Spor ne yaparsın burada bu yolda? Arabayla biz bu surların altından geçmiştik. Şimdi yürüyerek geçiyoruz. Hangisi abi hostel? Şu kırmızı mı ya? Ha. Oha. Abi ciddi misin? Şurada yani hostel. Yani yürüyerek şu şatoya falan gidebilirim. Yanımda surlar olacak. Vay be. 35 euroya kalacağım. Aynen. Burası Hosteling International yazıyor. Baya güzel bir hostele benziyor. Keşke yer olsa da kalsaydın ya. Beraber kalsaydın. Yine giderim abi. Kesinlikle olmaz. Gel abi. Evet, geldik hostelimize. Üniversite kampüsü gibi hostel yapmışlar. Bak masa tenisi de var. Kaldığım en pahalı hostel olacak bu Avrupa'daki 35 euro. Ama buradaki en ucuz hostel bu. Luxemburg'un en ucuz hosteli. Resepsiyon. Caught up in a dream that
been the first time.